farklı bir bakış açısı oluştu. İşte öğretmenler çalışmıyor, sadece ders odaklılar, okuldaki işler onlar için önemli gibi bir algı oluşmaya başlamıştı. Ben açıkçası bundan çok rahatsızdım. Duyduğumda direkt hiç düşünmeden, biraz bahsedilmişti bize neler yapılabileceğimiz ve öğretmenin yönlendirdiği bir süreç olacağı söylendiği için hiç düşünmeden gönüllü olarak çalışmalarına katılmak istedim. Ve burada gerçekten hem kendimi geliştiriyorum hem bir şeyler buraya katmak beni çok mutlu ediyor. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum ben. Bu ağa düşmemiz, ağdakiler böyle tarif ediyor. Bir yalnızlığın üzüldüğü. Şu an bu ağla, şu an ulaştığı büyüklükle yalnızlık duygunu gidermeye başladı. Daha önce hiç düşünmediğim gibi düşünmeye çalışmak ve daha önce hiç çalıştırmadığım kası yoklayıp çalıştırmaya çalıştığımı fark ettim burada. Hani uzun vadede değişiklikler olacağını düşünüyorum ama kısa vadede de böyle bir panikle anlamsız yaşıyormuşum. Aslında bunlar yapılabilirmiş, bu da olurmuş sınıfta, şöyle bir şey de olurmuş falan dediğim çok an oldu. Çok olumlu bir şaşkınlık yaşıyorum yani. Şaşkınım ama çok mutluyum. Ben buraya geldiğimde benimle aynı dertleri ve sıkıntıları yaşayan öğretmenleri bulduğum için böyle kendimi çok öncelikle mutlu hissettim. Yani güzel bir aidiyet duygusu oluştu. Bununla beraber böyle idealizmimde tekrar böyle bir güçlenme ve hani ya bir şeyleri değiştirebilirim umuduyla yüklendim. Bu umut bana çok iyi geldi yani. Yaklaşık işte 5-6 saat yol geliyor, hafta sonlarını buraya veriyoruz ama böyle hani 2 hafta geçse de buraya gelsem de çalışsam işte bunlar üzerine kafa yorsam diye düşünüyorum. Enerjim yerine gelmiş hissediyorum. Bir sürü öğretmenle yan yana geldik. Onların deneyimlerinden faydalanıyoruz. Biz kendi okullarımızı dönüştürüyoruz böylelikle. Öğretmenlerin kendi içerisinde bir dinamik oluşturması, bir şeyler üretmesi yani çok iyi, güzeldi. Öğretmen ağ benim için girdiğimden beri şu hissi verdi. Birleştirici ve bütünleştirici bir ağ olduğunu farkındayım. Farklı okullardan gelen öğretmenler var. Onların deneyimlerinden faydalanmak, yararlanmak benim için çok iyi oldu. Güzel bir gözlem, güzel bir perspektif sundu bana. Sorunun çözümüne dair kendi içimde daha fazla şey aramaya başladım. Ve aslında bu da diğerlerin, diğer paydaşların yerine kendimi daha fazla koyma ihtiyacı hissettirdi bende. Bu 2 haftanın sonunda daha fazla anlamaya odaklandığımı düşündüm. Daha önce aslında daha kolay yargılıyordum belki veya etiketliyordum, kategorize ediyordum. Şimdi biraz daha anlama üzerinden sanki süreç benim için gelişiyor. Ha, bir dakika, bu böyle olabilir mi? Daha böyle ilişkilendirmeye çalışıyorum. Burada işte biraz daha içgörüsel, biraz daha insan odaklı düşünme noktasında olması yararlı. Daha böyle metodolojik, daha lineer ilerleyen ama aşama aşama ilerleyen bir bakış açısı geliştirmemi sağladı. Ezbere bilgilerle, daha önce denenmiş yöntemlerle değil de denenmemiş, görülmemiş, uygulanmamışı uygulama çabasına girmeye başladık. Bir önceki çalışmada bunun işe yaradığını görüp hakim olarak bu çalışmada da uygulamaya başladık. Bir problemin derinlemesine incelemek beni çok etkiledi. Soru sormak, soru üzerine derinleşmek güzel bir bakış açısı kazandırdı bana.